Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği'ndenim. 4 gündür Adıyaman'dayım. Afet İçin Feminist Dayanışma'nın kadın çadırıyla beraber kalıyorum. Devlet diğer deprem bölgelerinde olduğu gibi aslında yokluğuyla kendi varlığını gösteriyor. Onun varlığı 2 aydır 11 ilde insanları açlığa, yoksulluğa, soğuğa ve ölüme terk etmek. Gerçekten hiçbir kaynağını depremzedelere, depremden etkilenen hiç kimseye ayırmayarak bütün bu deprem bölgelerini sadece rant alanı, kendine yeni kar alanları görerek kendi varlığını tekrardan söyleyeceğim yokluğuyla ispatlıyor. Burada işte bir tane aslında yanımızda işte AFAD'ın, devletin kurduğu bir çadır alanı var. Ama insanlar hiçbir temel ihtiyaçlarını oradan karşılayamadıklarını söylüyorlar. İşte dün bir tane bina yıkıldı burada. Bir işte dozerle girdiler ve tam olarak devletin kurduğu çadır alanının yanında orada kalan hiçbir insanı düşünmeden, işte asbest gazının zehirleyeceğini insanları, kötü geleceğini düşünmeden o binayı yıktılar ve her yer toz altında kaldı. Aslında her yerinden ihmalsizlik akıyor ama bunu gerçekten kaynakları olmadığı için değil, bunu bilmedikleri için değil, yanlışlık da değil, tam olarak bilerek bizim bedenlerimizi, bizim şehirlerimizi, bizleri sömürecek ve kendi zenginliklerine zenginlik katacak alanlar olduğunu görerek bu yaptıklarını sürdürüyor aslında. Ve en temel ihtiyaçlarını hala karşılamıyor. Tabii ki burada olan örgütler, özellikle HDP, Afet İçin Feminist Dayanışma, SES gibi, KES gibi odalar buradaki insanlar için elinden geldiğince dayanışmayı büyütmeye çalışıyor. Ama bir yandan da işte altyapı sorunu olsun ki bunu da işte devletsiz bir biçimde neredeyse çözmüş durumdayız aslında ama işte konteyner olsun, gerçekten buraya çok daha büyük kaynaklar gerekiyor ve bizlerin aslında deprem bölgesine ya da deprem bölgesi dışında yaşayan herkesin buradaki tüm ihtiyaçları toplumsal talepler haline getirmek ve buna dair mücadele vermek zorundayız. Ya şöyle, ya erkek şiddeti zaten ev içi şiddet, bakım emeği sömürüsü, bunlar depremden önce de vardı ve depremden sonra da bunlar buharlaşıp gitmiyor. Hatta benim gözlemlediğim kadarıyla hem bireysel görüşmelerde hem genel olarak burada edindiğim arkadaşlarla, tanıştığım birçok kadınla beraber anladığım kadarıyla erkek şiddeti daha da körüklenmiş durumda. Çünkü erkekler kendi yaslarını, kayıplarını yaşamak yerine, bu duyguları açmak yerine, kendi kırılganlıklarını ortaya koymak yerine kırılgan erkeklikleriyle bunları yaşıyorlar. Ve aslında bütün bu olanların acısını eşlerinden, çocuklarından çıkarmaya çalışıyorlar. Antakya'ya da gitmiştim. İşte bir süredir de Adıyaman'dayım. Ve birçok erkek şiddeti vakası duydum aslında olan. Ve bir şekilde kadınların başvurabileceği hiçbir yer yok buna dair. Mor Çatı buna dair çalışmalar yaptı. Ama hiçbir devlet mekanizması çalışmıyor. Polisler, askerler, özellikle Antakya'nın her yeri polis ve asker doluydu. Sadece insanların kaosuna kaos eklemek için oradalar. İnsanların yararına değil, onları tehdit etmek için oradalar. Ve biz kadın örgütleri ve kadın örgüt dışında bütün kadınlar olarak birbirimizle dayanışarak bunun karşısında durmaya çalışıyoruz. Bir yandan da nasıl ki pandemide evlerimize tıkıldık ve bütün işte çocuklarımızın bakımı okul olmadığı için kadınların üstüne kaldı. Bir şekilde ev içi emek yükü nasıl pandemide arttıysa aslında aynı şeyi yaşıyoruz. Bu koşulsuzluklar içinde mesela işte çamaşır makineleri burada bugün kuruldu ama bundan önce yoktu ve deprem yaşamış çoğu ilimizde hala işte sürekli su ve çamaşır makinesi gibi olanaklar sağlanmamış durumda. Ve kadınlar bütün çocuklarının, hatta normalde çekirdek aileye sadece bakım emeği veriyorken, şimdi daha geniş ailelerin bakım yükünü işte çamaşırından bulaşığına her şeyini elleriyle yıkayarak aslında sağlamaya çalışıyorlar. Çadırın temizliği tamamen onlara kalmış durumda. Hatta burada şöyle bir olay yaşanmıştı sanırım. Hani bir kadın mesela çadırını temizlemek için bayağı günlerce süpürge aramıştı. Tabii ki bunun kendisi de önemli. Ama burada bütün kent yıkılmış. Gerçekten yer yerinden oynamış. İnsanlar
kendi akrabalarını, sevdiklerini kaybetmişler ve kadınlar hala sadece bütün bu temizliği ve yaşamı yeniden kurmayı, bakım emeğini düşünen ve veren sadece onlar. Bakım emeğinin bu kadar üstlerine kalması aslında kadınlar özelinde ayrı önemli bir durum. Bunun kendisinden de zaten fiziksel yorgunluk ve bazı hastalıklarla kendileri de çok fazla şikayet ediyor. Yani şu çok önemli sanırım. Gerçekten kentler yıkıldı ama bir şekilde yaşama tutunuyoruz. Ben İstanbul'da yaşıyorum ama İstanbul'daki barınma krizinin, kiraların bu kadar fazla olmasının ve ev bulamamamın sebebiyle bu evlerin yıkılmasının sebebi aynı. Bir yandan bu iktidar, bir yandan onun sermayesi. Ve biz hayatı yeniden kurmak zorundayız. Biz özellikle kadınlar olarak bu kent yıkılmışken, bu kent yeniden kuruluyorken eskisi gibi cinsiyetçi iş bölümüyle bizlerin emeği sömürülerek değil, yoksulların, işçilerin emeği sömürülerek değil, daha eşit, daha özgür şehirler kurmalıyız kendimize. Ve kadınlar da aslında bu yeniden üretimde, bu yeniden kurulum sürecinde çok önemli rolleri. Çünkü gerçekten görüyoruz ki buradaki ilişkileri yeniden inşa eden onlar. Buraya neşe katan hala onlar. Çocuklarına bakan hala onlar. Yemeklerini yapan hala onlar. Kadınlar özelinde de aslında biraz bunlardan